Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle CHP Erzincan Şubesi tarafından Erzincan Belediyesi Atatürk Anısı'nda bir çelenk sunma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, il ilçe teşkilat başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, vakıf temsilcileri, cemevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin Atatürk Anısı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan şu ifadelere yer verdi. Kuruluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç cumhuriyeti demokrasiyi hazırlayan bir partidir. Saraya karşı milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin iradesini esas alan cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasiyle taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir. Cumhuriyetimizin 100 yıla yaklaşan tarihinin son yılları maalesef büyük bir yıkıma yol açan tek adam rejiminin talan düzeni ile geçmiştir. Demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı yok sayan talan ve tek adam rejiminin sonucunda çok boyutlu bir buhranın ağır tahribatı yaşanmaktadır. Milyonları yoksulluğa mahkum eden bu yolsuzluk düzeni bir avuç imtiyazıyla ciddi servet transferleri yaparak halkın olan tüm kaynakları küçük bir sınıfın elinde toplanmış, eşitsizlikleri derinleştirmiş, güvencesizliği arttırmıştır. Ancak umutsuzluğa yer yok. Talan ve tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve hepimizin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız. Önümüzdeki dönem talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı tüm toplumsal kesimlerle yanıt üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir. CHP olarak demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm hakları yok sayan ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliğiyle kuracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak hak temelli bir kalkınma hamlesiyle herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak, tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyona ve siyasi iradeye de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyıllara giren cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük, kararlıyız. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Teşekkürler. Bye.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirler kapsamında 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Toplamda 20.099 lira idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 1273 şahsın GBT, KİHBİ, UYAP sorgulaması, 539 aracın denetim ve kontrolü yapılması sonucunda 6 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracı trafiğe çıkarmaktan 2562 lira, 3 araç sürücüsüne hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkol olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkol olarak kullanmaktan 5469 lira, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesiz motorlu araç kullanmaktan 7348 lira, 1 araç sürücüsüne araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 888 lira, 1 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçta trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca izin verilen sürenin sonunda araca muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılmasından 888 lira trafik idari para cezası uygulandı. 3 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 588 lira trafik idari para cezası uygulandı. Bir aranan şahıs yakalandı. Bir şahsa faturasız görünür vaziyette kuru sıkı tabanca taşımaktan dolayı 5729 sayılı kanuna muhalefet ettiğinden 2356 lira idari para cezası, 3 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, toprağın ekim tavına gelmesi amacıyla yapılan tav sulamasına ilişkin bir basın açıklamasında bulundu. Üreticilerin artan girdi maliyetleri altında ezildiğini belirten Başkan Geyik, tav sulamasından ücret alınmamasına ilişkin talepte bulundu. Başkan Tamer Geyik konuyla ilgili yaptığı detaylı açıklamada üreticilerin mağduriyetini dile getirdi. Girdi maliyetlerinin altında eziliyoruz, bizi zorlamayın, bizim yanımızda olun diyen Başkan Geyik, çiftçilere tav sulaması ile ilgili mesajlar gönderildiğinde dile getirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İl Genel Meclisi tarafından Sulama Birliği ve İştiraklar Müdürlüğü üreticilerimize 10 Eylül 2022 tarihi itibariyle şöyle bir mesaj gönderiyor. Sol sahil, cazibe ve sıhlı sulamaların hozan sulaması yapmak isteyen çiftçiler beyan verip ücretlerini yatırdıktan sonra sulama yapabilirler. Molla Köy Pompa Kanalı, Mercan Kanalı, Konakbaşı Kanalı sulamadaki yorgunluktan dolayı tav sulamasına izin verilmeyecektir. İzinsiz hozan sulaması yapan çiftçilere idari para cezası uygulanacaktır şeklinde mesaj gönderildi. Önceki yıllara baktığımız zaman İl Genel Meclisi sulama rejimiyle ilgili bu tav sulaması ile ilgili bir yönerge çıkarmıştı. Bu yönergede tav sulamasından ücret alınır diye. Ama daha önceki dönemlere baktığımızda da sulama birlikleri devrolmadan önce böyle bir uygulamayı sulama birliklerimiz yapmıyorlardı. Bunların da yönetmeliği vardı ama üreticimiz üretim yapsın diye böyle bir para almayı çiftçimize uygulamıyordu. 3 yıldır da Sulama Birliği İl Özel İdaresi'ne bağlı çiftçimizden tam sulaması parasını talep ediyordu. Bu sulama bedellerini biz yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ilimizin valisine, milletvekillerine konuyu aktardığımızda bu tav sulamasından ücret alınmamasını İl Genel Meclisi'ne tavsiyede bulundular. İl Genel Meclisi de bu tav sulama bedelini almıyordu. Ama bu sene yine tekrar çiftçimize bir mesaj göndererek tav sulamasını, önce beyanlarını, sonra ücreti peşin ödeyip ondan sonra sulama yapması lazım. Bu tav sulaması toprağı işlenebilir hale getirmek. Hazirandan bugüne kadar bir yağmur yağmadı. Toprak kurudu. Şimdi üreticilerimizde toprağı işlenebilir hale getirmek için tav sulaması yapmak zorunda. Özellikle cazibeli bölgelerde zaten kanallarımızda sular akıyor.
Çünkü buğday ve mısır hasadı bittikten sonra sadece şeker pancarımız kaldı. Bu da son sulara veriliyor. Verilmek üzere. Bu cazibeli bölgelerde sularımız boşa akıyor. Biz diyoruz ki bu boşa akan suları alalım, tav sulaması yapalım ki bir ay sonra buğday ekimleri başlayacak. Tarlalarımızı hazır hale getirelim. Ama maalesef burada İl Genel Meclisimizin Sulama Birliği ve İştiraklar Müdürlüğü'ne vermiş olduğu talimatta kesinlikle su parası alınacak. Zaten zor dönemlerden geçiyoruz. Girdi maliyetlerinin altında eziliyoruz. Çiftçimiz artık üretimden çekiliyor diyoruz. Bizi zorlamayın, bizim yanımızda olun, bize destek olun. Ama maalesef bizden bir adım attığımızda hemen parasını verin diyorlar. İlkbaharın yağmurlarının fazla olduğu dönemlerde buğdaylarımızı sulamadık. Yağmur çok yağdı. Biz dedik mi biz sulamadık bizden buğdaylarda su parası almayın diye. Yazıldı, alınacak. Vereceğiz biz bunları. Şimdi üretim yapmak istedikçe bizim boynumuza biniyorlar. Üretmeyin, üretirseniz parasını verin diyorlar. Çiftçimize yazıktır, günahtır. 83 milyon nüfusumuz var. Bunun yanında 10 milyon göçmenimiz var. 40-50 milyon da turist ülkemize geliyor. Ortalama 100 milyon insana bakıyoruz. 3 öğün sofralarında bu ürettiğimiz ürünleri tüketiyoruz. Türkiye'de 1 milyon çiftçi kalmış. Yani 99 milyonu biz bakıyoruz. Lütfen önümüzü açsınlar. İl Genel Meclis üyelerimizden de, valimizden de, milletvekillerimizden de ricamızdır. Biz bu girdi maliyetlerinin altında ezilirken bir de tav sulamasına para yazmasınlar üreticimize. Üreticilerimizin yanında olsunlar. Erzincan Binil Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Çağlar getirildi. Enstitü Müdürlüğü binasında yapılan devir teslim programına Rektör Profesör Doktor Akın Levent, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ercan Ekinci, Profesör Doktor Adem Başıbüyük, Profesör Doktor Çağrı Çırak katıldı. Törende Üniversite Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Fen Bilimleri Enstitüsü eski müdürü Profesör Doktor Çağrı Çırak'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken yeni müdür Profesör Doktor Bülent Çağlar'a yeni görevinde başarılar diledi. Erzincan Binil Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı ameliyatlar serisine yenileri ekleniyor. Hastane cerrahi ekiplerince kalp damarları, bypass ameliyatı ile kapalı kese ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hastane, kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı tarafından gerçekleştirilen kalp damarları bypass ameliyatı, doçent doktor Alper Onk yönetimindeki cerrahi ekip ve anestezi ekibi tarafından başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca operatör doktor Müge Şahin, anestezi uzmanı doktor Ceren Karakurt, cerrahi hemşire ve anestezi ekibi eşliğinde kapalı kese ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastalar servis şartlarında takip alındı. Ameliyat sonrası hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla sağlıkta büyük bir ivme kazanıldı. Hastaneye gelen hastanın içinde bulunduğu sağlık kontrolünün erken teşhisiyle ameliyatta risk arz eden hastalıklara karşı etkin müdahalede bulunan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı cerrahi, operatör ve ekibini tebrik ediyoruz. Erzincanlı yazar Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu adlı eserinden sinemaya uyarlanan film çekimleri Kemalye'de başladı. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in yaptığı sinema, çocuklara hitap eden bir hikayeyi görsel bir şekilde filme aktaracak. Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının öneminin anlatıldığı hikayede, kitapta adı geçen Kenan ve ağabeyinin mutluluk ve hayalleri de ele alınacak. Filmin konusu ise şöyle. Hikayede okula daha başlamamış küçük Kenan ve ağabeyinin hayatları anlatılıyor. Hikaye, Anadolu'nun bir kasabasında geçiyor. Muhtemelen yazarın doğup büyüdüğü yerler olan İliç, Kemalye, Kema ve benzeri yerler anlatılıyor. Çünkü hikayede kahramanlar Kenan ve abisi Erzincan'ın çatısını izlerken Munzur'u, Bayburt Dağları'nı, Keşiş Dağı'nı anlatırlar. Bir yaz gecesi damda uzanıp yıldızları izleyen Kenan ve abisi
kendilerine birer yıldız seçerler. Bu sırada kayan bir yıldız görürler ve ağabeyi Kenan'a kayan yıldızlarla ilgili bir sır verir. Günler geçer, Almanya'dan dayıları gelir. Ağabeye bir bisiklet, küçük Kenan'a da bir top getirir. Asıl hikayesi bundan sonra başlar. Çocukluk, kıskançlık, heves, pişmanlık. Sonrasında her şeyden vazgeçiş, her şeyden öte bir sevgi, kardeş sevgisi ve dua. Bolca dua ederler. Yıldız Tozu filminin uygulayıcı yapımcısı Nihat Sönmez, yapım asistanı ise Rabia Hoşgör. Filmin oyuncu kadrosunda ise Türkü Turan, Toprakcan Adıgüzel, Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Birgül Ulusoy, çocuk oyuncular Süleyman Biçen ve Berat Çağan yer alıyor. Çekimleri Kemalye ilçesinde devam eden filmin setini ziyaret eden Kemalye Belediye Başkanı Mehmet Karaman sanatçılarla bir araya geldi. Set çalışanlarına Eğim baklavası ikram eden Başkan Karaman set çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. Erzincan Belediyesi, şehir genelini başlatmış olduğu yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonunun açıldığı tarih itibariyle şehir genelinde program dahilinde aldığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2022 yılında rekor düzeyde yol yenileme çalışması gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenliği ön planda tutmak için sıcak asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Bekir Aksun, asfaltsız sokak kalmayacak talimatları ile çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan tarama çalışmaları sonucu acil, öncelikli olan yolların yanı sıra vatandaşlardan da gelen talepler de değerlendirmeye alınıyor. Ekiplerin hızlı ve özverili çalışmaları ile tamamlanan yol yenileme çalışmaları ile birçok cadde ve sokak yeni görünümüne kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kızılay Mahallesi 1008. sokakta asfalt serim çalışmalarını tamamladı. 700 metre uzunluğunda olan sokağa toplamda 1850 ton asfalt dökülerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Uluslararası Erzincan Ergan Cup tenis turnuvası Ülkü Spor Kompleksi tenis kortları sahalarında devam ediyor. Cumartesi gününe kadar devam edecek olan müsabakalarda 8 yabancı, 56 Türk olmak üzere toplam 64 sporcu mücadele ediyor. Gerçekleştirilen tenis turnuvası, sporun tabana yayılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yerel yönetimlerinde verilen destek kapsamında Erzincan Özgül'ünde Türkiye, Avrupa ve dünya tenisine katkıda bulunacak bir organizasyonda rol almış olması bakımından önem arz ediyor. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kazanan tenisçi turnuvanın şampiyonu olacak. Sporun böyle güzel ve anlamlı branşına ev sahipliği yapan Erzincan'da sporun enerjisi bitmek bilmiyor. Erzincan 7.31, Erzurum 6.28, Sivas 6.30, Gümüşhane 8.30, Bayburt 6.28, Giresun 17.27, Elazığ 10.31, Tunceli 9.33, Bingöl 12.32, Malatya 10.32, Yozgat 8.29, Amasya 13.35, Kars 6.28, Van 9.25, Ağrı 9.29.
Dolar 18.19, Euro 18.04, 22 ayar altın 961 lira, tam altın 6800 lira, yarım altın 3400 lira, çeyrek altın ise 1700 liradan işlem görüyor.